Divan hoş geldiniz arkadaşlar. Çin'de devam ediyoruz. Bronz 2'yim sanıyorum. İlk 3'e girersem seviye atlarım diye tahmin ediyorum. Bir tane korsan silahşör arıyorum. Ah, hemen aldılar. O zaman biz şunu alalım. Tristana da alabilirdim ama Tristana'ya gitmek istemedim. Sonradan satarız şunu. Item önemliydi. Grace'i o yüzden alabilirdim belki ama neyse çok da büyük sorun değil. Şöyle bir taktik var arkadaşlar. Son zamanlarda çok popüler, hatta belki birçok yerde görmüşsünüzdür, bilmiyorum. Türkiye'de bunu çeken oldum ben. Türkiye'de takip ettiğim bir taktik savaşları oyuncusu yok. Genelde yabancıları izliyorum ben ama şöyle bir durum var. 5 tane adam lazım size ana olarak. Hani daha sonra 6-7 oyun ilerledikse koyarsınız tabii, güzel kombolar oluşabiliyor ama 5 tane ana adam var. 4 tane silahşör çıkıyor bundan. 3 tane de korsan çıkıyor. Paranın çıkması iyi olmadı. Bunlarla beraber bütün aldığınız parayı sayfa yenilemeyi harcıyorsunuz. Ve aşama 4-5 civarı 3 tane 4 tane adamı 3 seviye yapmış oluyorsunuz. Ve çok 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 fazla hasar veriyorsunuz. İlk 4'ü garantileyebiliyoruz. Garanti diyebilirim yani ilk 4 için. Çünkü şöyle de bir durum var açıkçası. Seni tutacağım ben burada ama. Şöyle 2 tane adam alalım, sonraki yerde satarız. Olay tamamen şu arkadaşlar. Ben 5 oyun oynadım bu kompozisyonla. 2 kere 1. oldum. 1 kere 2. oldum. 2 kere 3. oldum. Yani ne yap, daha 4. bile olmadım. Çoğu sefer işe yarıyor. Bazı durumlarda biraz şanssız oluyorsunuz. Hani gelmiyor adam, gelmiyor, gelmiyor. Mesela Gangplank çok önemli. Gangplank erken seviyelerde bulabilmeniz lazım. Bulamadığınız durumda korsandan biraz yararlanamıyorsunuz. O yüzden ben TF'yi yanıma çektim. Ama onun dışında bir şekilde buluyorsunuz yani. O kadar kötü olmuyor. Silahşörler çok önemli. Item'lar çok önemli. Item bağımlısı bir combo diyebilirim ama item'ınız yoksa bile yine de dediğim gibi ilk 4'ü atabilecektir. Bir tane item bulduk. Bu güzel bir item şu anda üzerimizdeki. Bunu işte 2 tane farklı item'a dönüştürebiliyorsunuz derken GP geldi bile. Hatta şöyle yapalım. Direkt 3 tane korsanla başladık. Paraya para demeyeceğiz. Çok fazla refresh yapmanız gerektiği için, çok fazla para harcamanız gerektiği için korsan buff'u çok önemli. Ve şu ana kadar aldığım en hızlı korsan buff'ıydı. Daha bu normal savaşlara girmeden korsan. Tabii güçsüz biraz. Ama canımız düşer 60'a 70'e, ondan sonra pataküte pataküte keseceğiz. Can hiçbir şey demek değil bu oyunda. O yüzden sorun değil yani. Bir oyunda ben 100 canla 19 oyun kazandım. Sondan ikinci miydi neydi, arkadaşlarla oynadım dün. Orada beni arkadaş yendi. Ondan sonra ben onu yendim, bitirdim. Güzel. Bu iki item çok güzel. Rakibi silahsız bırakabiliyorsunuz. Buradan işime yarayan yok ama şöyle bir başlangıç yaptık. Arkada biriktirelim biz. Ne lazım başka? Tristan lazım. Şu 3 tane adam. TF'yi sonradan satacağız. TF yerine Grace gelirse çok iyi olur. Grace'i alacağız direkt. Bunun yerine koyacağız. Grace'i buraya koyarsak 4 oluyor. Bir de Lucian eksiğimiz kalıyor. Onu da aldığımızda kompozisyon tamamen yerleşiyor. Seviye 5 bizim en güçlü seviyemiz. 6 da çok güçlü. 5 ile 6 arasında çok fazla fark yok. Eğer... bu adam böyle tuhaf bir başlangıç yapmış. İblis gidiyor galiba. 6 da çok güçlü. Eğer Shen alırsanız benim için... Shen çok çok önemli çünkü Shen hasar tutuyor üzerinde 2-3 saniye ve siz bu süre içerisinde çok fazla hasar bırakabiliyorsunuz. Adam tam ulti atacak, dondurdular ya. İnsafsız. Manasını falan yakayım deme kanki. Patlat. Stunladın, hadi hadi. Ulti atacak, öleceğiz biz muhtemelen ama. Neyse ne yapalım, sağlık olsun. Korsandan gelecek parayı artık. O paralarla takılacağız. Hatta böyle 1-2 hasar yemek çok büyük sorun da değil. Şimdi şöyle yapalım. Şunu aldık. 3 altınımız olacak satarsak, hiç satmayalım. Şöyle tutalım. 2 seviye Pyke'da güzel olur eğer geliştirebilirsek. Itemları kime verdiğiniz de çok önemli. Gerçekten çok önemli. Buradan bu da fena olmaz aslında ama. Bu item önemli ya, o yüzden harcamayacağım ben bunu. Çünkü 3 seviye ben bazen mesela Lucian en iyi oradaki 4 silahçı arasında bence Lucian en iyisi. GP 3 altın olsa da onun özelliği farklı. Yine bu iblisler yalan etti ortalığı. Oy. Ne vurdum be sen arkadaş. Ben buradan da biraz dayak yedik. Ama Lucian'a ben verdim. Lucian birkaç sefer 3 seviye olan en geç adam oldu. O yüzden... Tuhaf bir şekilde pişman oldum.
itemları o yüzden kime verdiğiniz önemli. Şansa bırakabilirsiniz ki ben genelde şansa bırakıyorum. Yani ilk hangisi önceki seviye olursa neredeyse onu veriyorum. Tamam, buradan da yine paralarımızı alacağız. 3 altın çok güzel. 2 tane buradan şey aldık. 1 tane daha aldık. Buradan bir şey çıkmadı. Gayet güzel. Çok memnunum ben şu anda. Kimi koysak? Silahşör 2 yapalım en azından silahşörleri. Grace gelse çok daha memnun olurdum ya bu adamın yerine. O yüzden hiç almıyorum ikincisini falan. Çünkü birazdan satacağım ben bunu. Sadece korsan bonusunu tutsun diye elimde bulunduruyorum. Karşıda 3 tane nedir bu, vahşi bonusu var. Ve Ahri güçlü can yakıcı bir adam gibi şu anda. Volisi de sıkıntı ama. Patlat kanki onu. Patlatabilecek misin? Tamam, bu hasar çok iyi. Sanıyorum alamayacağım burayı. Ama bunu da alsam en azından daha az hasar yerdim. Ama alamadık. Bakalım. Dibe vurduk. Şimdi ilk şampiyonu biz seçeceğiz. Alabilirsem Gangplank almak istiyorum. Hem para olayından dolayı ama item da çok önemli tabi. GP var. Item'ı da fena değil. Pike var. Ama sanıyorum orada Lucian en iyisi ya. Lucian'ımız olsun. Çünkü eksiğimiz Lucian şu anda. Çok güzel adamlar geldi aslında. Pike geldi. GP geldi. Tristana geldi. Bu geldi. TF geldi. 5 tane adam işimize yarıyor. Hem item'ı güzel Lucian'ın hem de silahşör sonuçta. Başka silahşör kasan var mı? Yok gibi değil mi? Bir burada 2 tane silahşör görüyorum ben. Hadi arkadaşlar alın da geçek artık oyunumuza. 100 canlı 2 tane adam var. İyi para kasıyorlar aslında. Graves de geldi. Bütün eksiklerimizi tamamlamış olduk. Graves orada mıydı? Ben görmedim. Gitti yala Graves. Allah Allah. Çok ilginç. Üzüldüm eğer öyleyse. Çünkü orada ben görmedim ya Graves'i. Tamam, bu item çok iyi. Böyle yapalım. Bir daha yenileyeceğiz. Oh, burada da ne adamlar geldi şu anda. Seni aldık ama. 5 altın ihtiyacım var ya. Çok kötü, çok kötü, çok kötü. Bize buradan şey mi, kaybedene mi veriyordu, kazanana mı? 3 altın verecek misin bana? 4 altın. Çıkar mı buradan 4 altın? 4 altın çıktı ya. Efsane bir şans vardı bu sefer. Tamam, çok iyi. Serimiz de 4'e çıktı arkadaşlar. En azından buradan iyi para kazanıyoruz. Dediğim zamanlar gelecek. Öyle şey yapmayın. Abi bu şey işe yaramıyormuş falan diye düşünmeyin. Yarayacak. Birazdan göreceksiniz. Çünkü daha herkes böyle bir seviye. Ve 5. seviyeye ulaşmamız lazım dediğim gibi. O en önemli seviye. Onu kaçırmamaya çalışın. Ben şu anda Lucian'a yardırıyorum ama. Bir Pike daha. Bir tane de Shen. Shen'i de geleceğe hazırlıyoruz. Seviye 6'ya doğru. 2 tane Pike lazım şu anda bana. Pike burada tercih edebileceğim bir adam mıydı? Kesinlikle değildi. Çünkü önemli olan sizin silahşörlerinizin 3 olması. Ama tabi biri olsun yani. Neden Pike olmasın? Ama tercihim o olmazdı tabi. Karşımdaki adam biraz güçsüz gibi ama. Herkes bir seviye, bir tek bu adam 2 ve bizim Lucian da onu seviye 1'e düşürdü. Gayet iyi hasar veriyor. Tamam, çok iyi. 2'ye 2 kaldık. Öleceğiz mi ölmeyeceğiz mi bilmiyorum. Kırmızı attı ama kırmızı çok gereksizdi orada. Kes kanki onu. Patlat buna bir sarı at, bir şey at. Öldük ya. Oradan alamayız bunu. Neyse, serimiz bozulmadı aslında. Bir hasar yedik ya da 2 hasar yedik. Buradan da 2 altın aldık. Gayet güzel yani. Ben hiç üzülmem böyle şeye. Bütün oyun 1-2 hasar yesek keşke de hep buradan 3 altın alabilsek. Satacağımız bir tane adam var. Burası doldu. Son oynadığım oyunda yine benim burası dolmuştu. İlginç bir şekilde. Hiç isteyeceğim şeyler değil yani. Oy, Lucian'lar geldi. Lucian'lar koptu. Şimdi buraya bir Lucian'ı böyle koyacağız. Bunu şöyle koyalım, bunu böyle koyalım. Grace demiştik. Grace'i alabiliriz aynen. Seni satalım bir. Sen ne oluyorsun? Yani çok da önemli bir şey değil. Bunu biz sana verelim ya. 3 altın değil mi?
şey harcamayacağım. Şu şunlar şöyle dursun bakalım. Son adam gereksiz adamımız. Ben ilk oynadığım oyunda kazanmıştım o oyunu. İlk denediğim bunda ve o zaman burada kaybetmiştim. Yani o zaman baya baya kötüydüm. Burada şu anda yine kompozisyonum kötü diyebilirim. Hasar veren çok fazla adamımız yok. Lucian var biraz. Birazcık ama Lucian'ın da item'ı burada çok işe yapmıyor. GP patlatırsa ultisini. Ama ona gerek de kalmadı gibi. Bakalım ne çıktı. Güzel. Harika ya. Şu iki item çok önemli gerçekten. Bu kompozisyonda çok önemli. Çünkü 4 kişiye vurma şansınız var bunu 4'e çıkarınca. Birazdan çıkaracağız. Bir turn daha lazım. 4 kişiye vuruyorsunuz. Herkesin seviyesini bir anda düşürdüğünüz bir şans hayal edin. Yani adamın bütün birikimleri falan yalan. Raves geldi. Shen'i aldık. 2 altın kaldı. Bir şey çıkmadı buradan. Fein de dursun. Şimdi bize ne lazım derseniz bir tane Graves, bir tane GP, bir tane Tristana veya iki tane Pyke. En önemlileri bunlar şu anda. Yani birazcık şanslı olursak neden olmasın diyebileceğimiz bir an olacak. Seni satıp seni alalım. Edward geldi karşımıza. Umuyorum Edward bizi döver ama böyle az canlı döver. Bundan sonra artık bizim galibiyet serimizin başlayacağı yerler olabilir. Burada yeter ki az hasar yiyelim. Güzel. Çok iyi. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Çok iyi kanki. Patlat ultini. Patlat artık ultini. Keşke az orada şey olmasaydın. Bizim adam vuruyor ama. Pyke ulti at kanka. Pyke ulti atacaksın mı artık? Onu da al. Ondan sonra ölsen de sorun değil. Adam ulti atacak. Attı. Neyse. Biraz anı yaşıyorum. Adam ulti atacak. Yapma yapma. Şuradan alalım biz bonusumuzu. Shen geldi. Shen şu anda istemediğim bir adam yani. Yani güçlendiremeyeceğimiz için. Ha güçlendirebiliyoruz. Şu anda seviye atladık aynen. Şunu şöyle koyalım. Bunu böyle koyalım. Herkesi böyle koyalım. Shen'i alabiliriz şimdilik. Bu çok güzel oldu. Bir tane de GP geldi. Kazanırsak burayı. Kaybedersek de geliyor değil mi para? Aynen her türlü GP'yi de alırız ama yer nereye açacağız? Aa. Yer açamıyoruz. Ben GP'yi şimdi alayım o zaman ya. Üzdü beni biraz bu ama ne yapacak bir şey yok. Bundan sonra artık galibiyet serisine başlayacağımız zamanlar geliyor arkadaşlar. İzleyin ve görün. Bakın buradan nasıl oyunu değiştiriyoruz şu anda. Şu an gördüğünüz üzere bu adam kaçıncı? Ya orta seviyedeymiş ama orta seviyede adamı dağıttık resmen. Ki daha birazdan 3 olacak adamlar var yani burada. Bunu da şöyle yapalım. Şunu da şöyle pardon ya da fark etmezdi. Tamam. Ben şeyini gör şey Zed'i görmemişim ya. Zed'i satıp alabilirdik. Boşuna Shen'den olduk. Al o zaman. Aha. Ha, burayı da aldık. Grace burada. Bu burada. Bir Grace daha lazım bize. Bu turda böyle kalsın bakalım. Son turumuz. Bundan sonra item'a gidebiliriz ama item de öyle çok efsane bir item. Hani birleştirince bir şey çıkacak bir şey yok. İlk amacım tabii buradan bir adam bulmak olacak benim için. Eğer bulabilirsem Pyke çok iyi olur. Ona çok yaklaştık çünkü. Burayı da yalan ederiz. Kaçıncı adam bu? 68. Benim bir altımda şu anda. Seviye 1 olduğu için Tristana'mız hemen öldü. Ama biz burayı da yalan ettik. Lucian'ın hasarına bakalım. Gayet güzel. Çok iyi. Şimdi burada bir adam var mı bana ihtiyacı? Pyke var. Pyke güzel. Pyke kalır mı ama bize? Suikastçı giden varsa Pyke'a koşacaktır. Pyke'a koştukları takdirde benim istediğim item kırmızı şey bonusu. Ya da susturma falan da olabilir. Seviye düşürme de olabilir. Atak hızı en iyisi sanıyorum. Pyke aldılar mı? Ben göremedim ya. Pyke hala duruyor. Pyke'a gideceğiz. Benim yerim açıldı. İyi güzel. Pyke'ı aldık. Bir tane Pyke eksiğimiz var şu anda. Böyle bir bakıyorum. Giden başka yok ya. Bu da benim şansım biraz. Hani Tristana falan giden var. Pyke giden vardır belki. Diğerlerinden ufak ufak kasan vardır ama. Şuradan da şunu alalım.
Bir Tristana geldi. Tristana 2 yaptık. Bunu da böyle yaptık. Bunu da aldık. Bir daha. Tamam, çok güzel. İyice büyüdük artık. 3 tane bundan lazım. 1 tane bundan lazım. Şunları şöyle koyalım. Şöyle yapalım. Bakalım. 1. Bundan çok lazım. Bundan 3 tane lazım. O kadar fazla değil. 5, 3. 3. Ve çok fazla. Ve bundan da 4 tane lazım yükseltmek için. Burayı da aldık galiba. Bu adamın itemleri biraz sıkıntılı ama. Ultiyi en kötü bir kişiye atar. Aynen, onu da kestik. Şu anda 3.'lüğe yerleştik arkadaşlar. Dediğim gibi tabandaydık ama nerelere çıktık. Daha da çıkacağız. Adamların canları düşüyor. Çok fazla bir fark kalmadı. Bizim en güçlü anımız dediğim gibi seviye 5. 6 da fena değil. Kimi satacağız? Seni satacağız. Ay, ay, yalan ettim burayı. Tamam, bu çok güzel oldu. 3 seviye yaptık burayı. Bir altınımız var. Özellikle Lucian şu anda bizim için... Ana, bunun item birleşti. Neyse, çok sorun değil ya. Yok, sen ortada kal. Sorun değil çünkü yani en azından herkese biraz da can veriyor. Lucian'ın 3 olması çok önemli çünkü en büyük itemlar onda var. Canı, şuyu buyu ata falan arttığında çok daha fazla olacak katkısı. Yani benim için çok büyük sıkıntı değil açıkçası bu. Almak üzereyiz. Aldık. Yalan ettik hatta. Kim çok hasar verdi? Pyke o kadar verememiş. 3 oldu ama ben o yüzden diyorum ki hani silahşörler çok daha önemli diye. Keşke bu olacağına Tristan olsaydı. Ama ne yapalım? Hiç yoktan iyidir. Aa. Bir Lucian. Şenden vazgeçtik o zaman bu sefer değil mi? Atacağım adam yok. Böyle dursun bakalım. Bu arada en kolay kestiğiniz canavarlar arkadaşlar bu seviye ve bir dahaki kuşlar. Çünkü tabi bu biraz şansa bağlı. %50 hasarla vuruyorsunuz. Fazla hedefe vurduğunuz için 4-5 kişi geliyorlar. 4 kişi geliyorlar. 6 kişi geliyorlar. Ve çatır patır kesiyorsunuz. Çok nadir böyle inanılmaz hasarınız hani şansınız olursa, şanssızlığınız olursa vuramazsınız 4 kişiye falan. O yüzden şeyler ama gördüğünüz üzere bizim adamlar direkt inanılmaz ötesi hızlı yalan ettiler direkt. Bana bir daha verelim şunu. Lucian geldi. Lucian'da 3 oldu. Of of of, yani şu anda oyun tek atıyoruz. Dındırın dırın. Dırın dırın dırın. Dursun böyle ya. Graves'ten 2 tane ihtiyacımız var. Şu an Graves en yakın. GP hiç gelmedi zaten adam gibi. Ama önemli değil o kadar. Sana bunu verdik. Sen biraz daha fazla hasar ver en azından. Bakalım bu adam kaçıncı? Bu adam normalde 5. sırada. Bakalım bunu nasıl yeneceğiz? Şu an bir Aatrox'u sıkıntı gibi ama. Bizim Lucian yeter ki 4 kişiye vursun ya. Gerisi çok sıkıntı değil. Tek başına taşıyabilir mi burayı? Taşır ya. Bizim adam neler yapmaz. Bizim Lucian neler yapmaz. Hasara bak. Tek başına taşıdı. Helal olsun. Şuradan da paramızı alalım. Shen geldi bir tane. Shen'i aldık. Shen'den bir tane daha alabilirsek güzel olur. Bir Shen daha geldi. Çok iyi. Buradan ihtiyacımız olan bir şey yok değil mi? Yok. Okey. Şimdi Shen önemli. Shen 4 seviye sonra değil mi? Aynen 4. Aynen 4. 3 seviye sonra çok daha fazla iş yapacak. Çünkü Shen'i buraya koyduğumuz anda o kadar fazla bize şans tanıyacak ki. Mesela şu an ben bu rakipten korkuyorum. Neden? Eğer bizim takım full şeye Shen'e odaklanırsa hasarda çok geriye düşeceğiz. Şu an kimse hasar yemiyor ama herkesi stunladığımız için tutacağız burada. Şu Draven'ı öldürebilir mi bir tanesi? Birisi şu Draven'ı öldürebilir mi? Draven'ı biri öldürebilir mi? Çok iyi. Güzel hasar. 3 altında buradan aldık. Seni de alalım.
68. En alttaydık, en yükseğe çıktık. Bu kompozisyon garanti win değil arkadaşlar ama garanti ilk 4 diyebilirim. Oyunun başında söylemiştim. 5 oyun daha 4. olduğum bile olmadı. Lig atlamak istiyorsanız bence denenmesi gereken taktiklerden bir tanesi. Bir şey çıkmadı, bir şey çıkmadı. Seni satıp bir şunu alacağım ben. Seni de satıp bir daha refresh. Adrian seni de satmak zorundayım. Tamam, bir turn daha. Haydi bakalım. Bir Grace daha gelirse. Dördüncü aşama için iki tane, iki yıldız, üç yıldız güzel ama bunlardan bir tanesi Pyke olması kötü. Eğer burada bir şekilde Grace'i de bulursak benim şu ana kadarki en iyi ikinci seviyem olacak. Kaç tane buzul var burada? Dört tane mi var? Dört tane buzul. Çok kötü. Kerilerin buzullanmaması lazım. Kerilerin buzullanmaması lazım. Yeni buzullandık. Tamam, yeni buzullandık ama alabildik en azından. Güzel. Güzel hasar verdik Edward'a. 7 win bonusumuz oldu böylelikle. Şimdi gidiyoruz. En önemli önceliğimiz Graves görürsek Graves alacağız. Yasuo güzel. Eğer bir adam yoksa ama şeyimiz var. Bana kalmayabilir ama. Şu iki adam veya şu. Böyle ben bir yerime bakayım. Neredeydim? Yine unuttum bak. Sonuncu baktığım yer. Item olarak bana belt de lazım. Şu kimsede belt yokmuş. Var mı burada bana? Tristan şey hala Lucian. Lucian'a giden yok galiba. Lucian istiyorum. Tamam. Herkes istediğini aldı. Mutlu oldu herkes. Kimi satacağız? Bu adamı satacağız tabii. Bu ikisini satacağız. Yerimiz olacak. Aa, Lucian'ı aldım da ben. Lucian'a ihtiyacım... Abi benim Lucian'ın 3 seviye zaten. Lucian bay bay kanka. Bir daha gelin melim deme. Allah Allah. Abi şaka gibi. Bari güzel bir item varsa onu alabilirdim ama Shen. Shen'i aldık. Tristan'a Shen. Shen'i de aldık. Ya bir Shen ya bir tane Graves lazım. Bir dahaki oyuna seviye atlayacağız. Bunu kazanır mı umarım çünkü bir dahakini kaybedeceğimi çok düşünmüyorum. 6. seviyede çok güçlü bizim adımızdan. Şu item çok sıkıntı şu an bizde ama aldık galiba. Aynen bizim carry zaten hayatta şu anda. Bu Mako ya da artık adı neyse ona da güzel bir hasar vermiş olduk böylelikle. Paralarımızı aldık. Satacağımız bir adam yok. O durumda ne satarız? Muhtemelen Tristan'dan vazgeçeceğim. Çünkü Tristan en uzağa şeye. Güzel. Bir de Shen. Bir de Shen çok iyi olurdu. Hadi bir de Shen. Ben gelmedi ama olsun. Çok iyi ya. Çok iyi ya. Grace'da keşke item olsaydı ama ne yapalım. Bütün itemları bir adama vermeniz bir anlamda çok iyi oluyor, bir anlamda kötü oluyor arkadaşlar. Bir kişi hayatta kaldıysa 1 ve 3 bile yapabiliyor. Eğer o adam, itemli adam ya hayatta kaldıysa ama direkt fokus yerse eğer böyle şeylerden falan ne bileyim kitle kontrol yerse, şunu yerse, bunu yerse, Blitzcrank yerse, suikastçilere kurban giderse falan hani 2 tane adama item vermeniz sizi sevindiriyor ama şu an mesela inanılmaz rahat bir şekilde bu adam bizi taşıyacak. Hiç korkuya bile gerek yok. Pyke'da attı ultisini. Onu da kestik. Ölüme bir adam bir adım daha yaklaştı. Okey. Bu hamleleri de böyle yapıyorum. Havuzdaki bizim adamların çekme şansım artsın diye. Çünkü bu adamları çekince bunları çekmeyeceğim. Demek ki benim adamlar bir ihtimal belki daha fazla olabiliyor havuzda. Ne oldu? Allah Allah, Mordekaiser alamıyorum. Oyundaki bug'a bakın. Korktum yani, dedim internetim falan mı gitti diye. Şöyle dursunlar. Yine burası da çok kolay. Son kolay zaten tarafsız yaratıklar bunlar. Ondan sonra ejderha geliyor. Ejderha size çok büyük sıkıntı yaratıyor.
Item ne geldi? Ne geldi? Ne geldi? Güzel. Güzel item. Of, 4 tane item geldi. Sana bunu da verelim. Bu susturma ihtimali, silahsız bırakma ihtimali veriyor. Bunlardan istediğim yok. Şunları yapabiliriz ama. Neyse, şuna bir bakalım önce. Bir göz atalım da ondan sonra. İyi, bir tane daha bunu aldık. Sanıyorum bu daha mantıklı gibi ya. Tamam, son anda bunu da attık. 6. seviyeden her adım attığınızda daha da güçsüzleşiyorsunuz arkadaşlar. Çünkü millet seviye atlamaya başlıyor. Şunu bunu yapmaya çalışıyor. Siz çok arkada kalıyorsunuz. 7. seviye de iyi ama onun için işte Yasuo falan bulmanız lazım veya Draven bulmanız lazım. Aatrox bulmanız lazım ki 3 tane de bundan elde edebilirsiniz. Bu bunu kesti ama. Anca oraya kadar herhalde. Güzel. Para versene. Ben sanıyorum bu item'ı şeye vereceğim. Grace'e vereceğim. Grace'in hasarı da fena değil ve 3 seviye şu anda. Bu güzel olacak. 218'e çıktı. Hani 20 çok etkilemiyor belki ama. Ne yapalım? GP. Kanka ne yapıyorsun? Nihayet geldin. Ya da ne yapalım? Tutalım şöyle ya. Ya bir tane bundan ya bir tane bundan lazım. O şekilde 4 tane adamımız olacak. 5. aşamaya geldi. 4 tane adamımız 3. seviye olmuş olacak. Çok çok iyi. 10 tane galibiyet serisi. O seviye 5 olduk. 5 kişi oyuna koyduk. Ondan sonra bir daha yenilmedik. Arada yenilebilirsiniz tabii, hani şanssız vuruşlar olur falan ama yani görüyorsun sanıyorum takımın gücünü. Kartusu öldürün arkadaşlar. Şu adamı öldürmek lazım. Orada silahsız kaldı, o yüzden durdu. Bu adam saniyede bir ulti atıyor. Güzel. Oy. Fena vurdu orada ultiyi ama. Ölecek mi? Ölmek üzere. Yeter artık ya. Bir şey çıkmıyor. Para gelmiyor. Yok burada bir şey. Draven alalım bari. En azından 4 tane silahşör bonusunuz olur. Silahşör değil, kılıç ustası bonusunuz olur. Bu da en iyilerinden bir tanesi. Diğeri Yasuo. Sanıyorum satmayacağım ben burada Draven'ı. Çünkü oldu da yenilecek duruma gelirsek, ki sanmıyorum bu kompozisyonda yenileceğimi. Özellikle Shen gelirse, Tristana gelirse. Ama öyle bir durumda seviye atlayıp en azından Draven'ı falan koyup bir daha şey yapabilirsiniz. Bu adam ikinci sırada. Bakalım neler yapacağız. Şu tehlikeli Varus tehlikeli ama herkes stunlandı şu anda. Tek başına alacağını sanmıyorum ben şeyi. Çok güzel. Onu da canını düşürdük bayağı. 12 oldu. Hem korsan bonusu, hem bu galibiyet bonusu, hem de aldığımız yenilgi bonusları bize inanılmaz fazla yarar sağladı. Bir Draven daha var burada. Başka işimize yarayan bir şey yok. Aa, Tristana var. Draven mı Tristana mı derseniz, ben Tristana'ya giderim. Her türlü Tristana burada. Bir daha bulur muyuz bulamaz mıyız belli değil. Draven olmasa da olur yani. Gideriz yerine şey koyarız. Anivia koyarız, bir şey koyarız. Biraz belki benim takımı izleselerdi şey yaparlardı ama Tristana'yı almayabilirler, alabilirlerdi. Ben millet belki şaşırdı, Tristana mı falan filan. Bir seviye ve üzerinde efsane bir item yok. Ama gayet güzel. Tristana'da 3 oldu. Çok güzel. Bir altın buradan aldık. Şöyle iki tane buradan adam koyalım. Bir refreshleyelim. Shen. Shen kanka ne yapıyorsun? Hayırdır? Hayat nasıl? Seni de alalım. Seni bir satacağım. Sana gitmeyeceğim ben muhtemelen ama. Bir Draven daha geldi. Bakalım. Burada öleceğimi hiç sanmıyorum ben ya. Hiç sanmıyorum artık. Şu takıma baksanıza, saniyesinde yok ediyorsunuz. Kimdi bu adam? Mei koydu. Canı da 3'e düştü. Canı 3'teyiz. 3'te kaldı zaten şeyden dolayı. Aldık bunu da, harika. Çok güzel. Bir galibiyetten bir de buradan aldık.
da 1 mi aldık oradan bilmiyorum. 3 aldık ha. Tamam. Ne yapsak ya? Bence buradan sonra artık şey yapmanın anlamı yok. Level atlamak çok daha mantıklı. Ben şey GP'yi alacağım ama hani amacım GP'ye gitmek falan değil yani şu anda. 3 olmaz daha o adam. Zaten 4 kişi, 5 kişiyi 3 yapmışım artık yani onu çok çok kaç tane lazım? 1 ton adam lazım. Olmaz şey değil ama yani gelse bile bana çok bir şey değiştirmeyecek. Aa, burada benim şeyler arasında, silahçılar arasında en az güvendiğim adam bu. Bir ultisiyle daha çok iş yapabilen bir adam. Yordle'lar. Bakalım Yordle'lardan ne kadar sıkıntı. Kartusu kesin arkadaşlar. Çok güzel. Direkt yalan. Direkt yalan. Bu adam da ikinci sıradaydı. O da sıkıntı yaşıyor şu anda. Bu işte biraz sıkıntı yer ya burası. 7-9-11. Şunları satalım biraz para biriktirelim en azından. 1 altın 1 altındır. Oo, item çok iyi. Item efsane. Bu da fena değil. Bu adamınki de fena değil ama yani benim item tam benim kompozisyona uygun. Bunu Tristana'ya veya Grace'e verdiğim takdirde hangisi daha fazla hasar veriyor? Grace biraz daha şey sanki aynen. Herkese vuruyor sonuçta pasifinden dolayı. Herkesi silahsız bırakma ihtimalimiz var. Adamlar vuramıyor. Adamların seviyesi düşüyor. Adamlar %50 can yiyor falan derken inanılmaz. Silencelayan item de çok güzel oluyor aynı şekilde. Bir tane daha item vardı. Hangisiydi o bilmiyorum. Bu arada Shen burada çok iş yapıyor çünkü direkt adamı şey ejderhayı şey yapıyor. Hasarını engelliyor. Yoksa çok sıkıntı burada. Verelim sana bunu. 21 değil mi? Ha, bu da burada dursun. Draven şu anda tamamıyla şu adama etki olsun, bu adama etki olsun ama şöyle baktığımızda şu ikisinin çok bir yararı yok. En azından belki bir tanesi Blitz mesela atıyorum. Draven'ı çeker. Blitz kullanan yok gerçi ama ultisini ona atar, bir şey yapar. İki atağını ona kullanır. Ne, bir şeyler olur işte. Oradan yarar sağlarız. Shyvana tehlikeli burada. Aatrox tehlikeli. Bakalım. Çok hızlı yine çok hızlı aldık burada adamları. Oy orada fena bir hasar çıkarmadı ama bizim Lucian hala yalan ediyor. Draven en az hasar veren adam ama bu da yalan oldu. İlk 2'deyiz şu anda. Galibiyete merhaba demeye çok yakınız. Sendense sanıyorum Draven'a gitmek çok daha mantıklı çünkü seni oynayamayacağım. Almıyorum. O yüzden direkt ben seni sattım hatta. Bak bir daha geldi. Bir daha geldi. Neyse ne yapalım. Zaten bunda olmazdı. Bir ihtimal belki yerini değiştirebilirdik. Silahşör şeylerini arttırabilirdik ama hani bu Lucian falan olsa yaparım da GP için yapmam yani bunu. Bu combo şu an çok daha mantıklı. Neler oluyor burada? Neler oluyor? Neler oluyor? Ölüyoruz mu? Yok, ölmüyoruz gibi. Çok güzel. Bunu da kestik. Çok az canı kaldı. Bu son turn eğer beni yenerse, bu da harika oldu işte. Bu çok güzel oldu. Şu an benim yapabileceğim hiçbir şey yok yani. Kimi alsam, kimi yapsam direkt satalım herkesi böyle dursun para bari. Ha, adam ne kasıyor? Adam Yordle kasıyor. O yüzden Yordle alabiliriz. Belki Yordle gitmesin, nar gitmesin falan diye adama. Öyle çok nar arayan bir adama benzemiyor ama arka arkaya 16 galibiyet arkadaşlar. Homeboy'u siz de deneyin. Türkiye server'ının altının üstüne getirin. Yardırın. Daha bunu bilmeyenler vardır. Bunu avantaja kullanın. Ama rakibe bakın. Mesela benim bu oyundaki bir diğer avantajım kimse bu komboyu kasmıyordu. Buradan çok fazla avantaj sağladım ben. Bu sefer sanki biraz fazla hasar yedim gibi ama yine de alacağım. Aynen değil mi? Aldım. Aynen bu sefer birazcık zorladı gibi ama. Haydi 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 haydi. Tamam. Hasar çıkartamadığı için
Öldü değil mi? Öldü, tamam. Umuyorum beğenmişsinizdir. Ben çünkü son zamanlarda bunu oynuyorum. Bu benim şu anda 6. oyunum. 3 birincilik, 2 üçüncülük, 1 ikinciliğim var. Bu combo bir efsane dostlar. Ha, bu sayfa hiçbir zaman gelmiyor. Direkt ben şuraya atlayacağım. Buradan göstereyim size. Şu anda bronze 1'e çıktık. 57 puandayım. Şuradan da şunları açarım ben. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki diğer videolardan haberdar olmak için lütfen çana da tıklayın. Hikaye videolarını izlemeyi unutmayın. Özellikle eleştirilerinizi bekliyorum. Güzel şeyler de söyleyin tabii ama eleştirileriniz varsa bu güzel değil, şu güzel değil. Şöyle yapsanız tabii çözüm önerileriyle birlikte eğer eleştirilerinizi sunarsanız çok daha memnun olurum. Efsane bir karşılaşmaydı. Geriden gelip nasıl kazandığımızı gösterdik. Bu kombonun gücünü de böylelikle daha iyi görmüş oldunuz diye tahmin ediyorum. Seviye 5 çok önemliydi. 5 adamla yapıldığı için bu kombo. Orada da olayımız başladı. Arka arkaya 16-17 galibiyet aldık. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.